İşte kadınlar olarak iş dünyasındaki kadın örgütlerini tanımaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Bu kez karşımda Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Meral Özdemir var. Merhaba Meral, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın sevgili Tülay? İyiyim ben de. Çok teşekkürler, sağ ol. Şimdi derneğin çalışmalarına girmeden önce öncelikli olarak seni tanıyalım istiyoruz. Meslektaşız ama bilmeyenler var. Neler yaptın? Biraz bize tanıtır mısın kendini? Peki. Meral Özdemir ben. Anadolu Ajansı'nda muhabir olarak çalıştım. Sonra emekli oldum çalıştığım kurumdan. Gazeteciliğe bir süre ara verdim diyelim. Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği'nde iki dönemdir çalışıyorum YK olarak yönetiminde. Ayrıca Dijli Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Düşünce Kuruluşu ve Kültürel Miras çalışan Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıkları iki başka sivil toplum kuruluşunda da aktif olarak çalışıyorum. Doğu ve Güneydoğu Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği'nde iki dönemde çalıştığımı söylemiştim. Biraz da dilerseniz dernekle ilgili kısa bir bilgi vereyim. Hemen o soruma şimdi geldim ben de. Tam da sözlerini tamamlamanı bekliyordum. Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği ne zaman kuruldu, kimlerden oluşuyor ve neden böyle bir dernek kuruldu, amacı ne? 2011 yılında bir grup kadın girişimci tarafından, sanayici kadınlar, kadın arkadaşlarımız tarafından kuruluyor dernek. Kadınların ekonomik yaşamda daha görünür olmaları, kadın istihdamı ve kadın girişimciliğinin artırılmasına, önünün açılmasına yönelik nedenlerden dolayı kurulmuş olan dernekte boya, mermer, mobilya gibi sektörlerin yanı sıra aramızda aslında meslek olarak son derece zengin bir yelpazeye sahibiz. Hizmet sektörü de var. Pek çok farklı yani. Sektör bir arada. Peki şu anda... Pek çok farklı bir arada faaliyet yürütüyor. Aslında kadınların ekonomik alanda görünürlüğünü sağlamanın yanı sıra sosyal alanda da ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin irdelenmesine, yerleştirilmesine yönelik de çalışmalar yürütüyor. Bu konuda eğitimler veriyor dernek. Aynı zamanda mentorluk hizmeti de veriyor. Mentorluk çalışması da yürütüyor. Şu anda dernek olarak yürüttüğünüz ve üzerinde böyle hassasiyetle durduğunuz hangi çalışma, proje var? Biraz anlatabilir misin bize? Evet. Geçen İsveç Başkonsolosluğu'nun desteğiyle uyguladığımız bir projeden bahsetmek istiyorum. Zira halihazırda devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde kadın STK'lar arasında işbirliği ve ağ oluşturma adı verdiğimiz bir projeyi yürüttük. Yürüttük diyorum, gerçeğiniz devam ediyor ama bu projede bölgedeki kadın sivil toplum kuruluşlarının varlığını, söz, karar ve yetki mekanizmasında ne kadar yer aldıklarını, kadınların iş yaşamında karşılaştıkları sorunlar gibi bunları tartıştığımız ortak akıl toplantıları düzenledik. Ancak biz bu projemizi yürütürken de bölgeye çıktık. 11 ilde ortak akıl toplantıları düzenledik. Bu toplantılarımızın içerisinde hem girişimci kadınlar, hem akademide çalışanlar, ayrıca diğer STK'larda çalışan kadın arkadaşlarımız dedik. Biz bu projemizi yürütürken aynı zamanda paralelinde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın seçim sürecine de denk geldik. Bu dönemde bu projenin aslında en önemli çıktılarından biri Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın bünyesinde biz bir kadın meclisi oluşturduk. Kadınların sizin de bildiğiniz üzere VETOP'ta Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde ilk defa Diyarbakır Ticaret Odası bünyesinde bir kadın meclisi kuruldu. Sizlerin de bildiği gibi odalar ve borsalar daha çok erkek ağırlıklı, erkek eleman kurumlar ne yazık ki. Biz de projemizi eş zamanlı yürütürken hem kadın STK'lar arasında bir ağ kurduk, aynı zamanda kadınların bölgede özellikle etkin olabilmeleri için, çünkü bu hakikaten dünyaya da model olacak,
bir çalışma oldu. Kadınların söz ve karar mekanizmasında yer alabilmelerine olanak tanıyacak ve bunu anlatacak bir mecra oluşturduk. Her gittiğimiz yerde bunu da anlattık çeşitli kurumlara. Ve bütün odaların bünyesinde kadın arkadaşlarımızın çalışmalarını rahatlıkla sürdürebilecekleri bir oda da aldık. Yani çalışma odası, çalışma ofisi de oluşturduk. Böylece projemizi de bitirdik. Şu an projemiz, tabii bunun paralelinde onu unuttum, bir de saha çalışması da yürüttük elbette. Şu an rapor aşamasındayız. Saha çalışmamızın amacı da kaç tane kadın STK var? Bu STK'larda kadın arkadaşlarımız ne kadar yer alabiliyorlar? Karar mekanizmalarına etki edebiliyorlar mı? Kentte politikalar üretilirken ve stratejiler geliştirilirken oralardan ne kadar söz sahibi olabiliyorlar? Biraz onu da irdelemek üzere yaptığımız bir saha çalışması. Şu an bu projenin raporu yazılıyor. Pandemiye de denk geldi aslında. Biz bunu kamuoyuyla da paylaşacaktık. Zannederim Ekim gibi bunu kamuoyuyla da paylaşacağız. Böyle bir çalışmamız hala da yoğun bir şekilde devam ediyor. Yürüttüğünüz başka bir proje var mı? Ya da yakın zamanda yeni bir projeniz gerçekleşecek mi? Proje yazdık, gönderdik. Biliyorsunuz ki sivil toplum kuruluşları, özellikle bölgede bizim gibi sivil toplum kuruluşları biraz fonlar aracılığıyla çalışma yürütebiliyor. Maalesef böyle bir sıkıntımız var. Hazırladığımız, gönderdiğimiz projelerimiz var. Onaylandığı zaman tekrar onlarla hayata geçireceğiz, projelerimizi uygulayacağız. Ancak Doğu Derneğimiz bütün bölgede oluşturuyor. Yani bütün bölgeye hitap ediyor. Oradaki bütün kadın girişimcilerin her tür, demin söyledim ya, yani toplumsal cinsiyet eşitliğinden tutun, her türlü mentorluk hizmeti içinde başvurdukları bir kurum aslında. Biz hep şunu şiar edindik, biz dayanıştıkça, bir arada oldukça, birbirimize güç verdikçe çoğalıyoruz ve büyüyoruz. Peki, çok geniş bir çalışma yapmışsınız ve lansmanını da Ekim ayında yapacaksınız. Planlarınızı bozmak istemem ama genel olarak baktığımızda bölgedeki kadınların, çalışan kadınların, girişimci kadınların hangi sorunları öne çıkıyor ve bu sorunların çözülmesi için neler yapılmalı? Bir kere her şeyden önce kadınlar, girişimci kadınlar, bir iş fikri olan kadın arkadaşlarımız her şeyden önce bir kere sermaye sıkıntısı çekiyor. Sermayesi olan, bu ruhu taşıyan, girişimcilik ruhu taşıyan kadın arkadaşlarımız kendi işlerini kurduktan sonra en zannederim ilk engelleri bir kere kadınlara yönelik verilen hibeler ve kredilerdeki karşılaştıkları zorluklar. Elbette Diyarbakır bölge itibariyle, Doğu ve Güneydoğu aslında bölge itibariyle ham madde ve pazara uzak. Bu da kadınlar önünde çok önemli bir set oluyor çoğu zaman. Elbette arkadaşlarımız işlerini geliştirmede de çoğu zaman sıkıntı çekiyor. Bunun aslında birçok etkisi var. Bir kere cinsiyetçi bir bakış hala geçerli. Sadece bu bölge için değil. Türkiye'nin aslında tümünde, belki dünyada da hala çok etkin. Onun yanı sıra gelenekçi, bakış açısı, başka karşılaştığımız, yani bölgeye de çıkınca arkadaşlarımızdan geri dönüklerde en çok karşılaştığımız sorunlardan biri. Elimde ürünüm var, bunu piyasaya sunacağım ama nasıl sunacağımı bilmiyorum. Biz de bunun için, yani bilmiyorum ama biz hani işte mentorluk hizmeti de veriyoruz veya işte hani iş birliklerimizi de bu arada devreye sokuyoruz. Şimdi günümüzde artık dijital pazarlama herhalde artık hepimizin hayatında olmazsa olmaz. Bu konuda sıkıntıları var. Bir de tabii ki de üretilen politikalarda kendi işlerinin patronu olsalar da sözde yetkide yeterince söz sahibi olamak bence bu kadınların kendi işlerini kurmadaki en önemli eksiklerden biri veya engellerden biri. Bu da giriş
girişimciliğe heves eden diğer kadınlar için de biraz cesaret kırıcı. Peki, malum ülkemizde sizin de derneğinizin de yaptığı gibi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına çalışılıyor. Sizce eşitliğin sağlanabilmesi için acil olarak neler yapılmalı? Vallahi kişisel olarak bir kere acil olarak zihinsel bir dönüşüme ihtiyacımız var bence. Az önce ticaret odasında kadın meclisinden bahsettim ya. Yani Türkiye'de odalar borsalar bünyesinde Diyarbakır evet bir ülke başardı. Ticaret odasının bir yönetimi var. Ama onun paralelinde bir de kadın meclisi var. Yani kadın meclisi. Buradaki amacımız neydi? Erkekler bizim adımıza karar vermesin. Biz kendi kararımızı verecek yetkinlikteyiz. Bildiğiz, tecrübedeyiz. Ve bu yeteneğimiz de var. İşte o algıların kırılabilmesi için kadınların galiba birazcık daha cam tavan dediğimiz mevzuda biraz daha yönetici kıvamında çok daha kadının yer alması gerekiyor. Biz rol modeller oluşturuyoruz ve o yönetim kademelerinde yer aldıkça bu algılar da işte bu eşitlik dediğimiz meseleyi mücadele ede ede galiba onu başaracağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir röportajdı. Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Meral Özdemir bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum Meral. Ben teşekkür ediyorum. Çok sevgiler, başarılar diliyorum size de.